Yeni Gün TV ekranlarında spor haberleriyle sizlerleyiz. 9 Ekim 2023 Pazartesi İzmir ve Ege bölgesinde öne çıkan spor haberlerini sizler için derledik. Göztepe, Bolu Spor'u yenerek 3'te 3 yaptı, İzmir ekibi playoff hattına girmeyi başardı. Trendyol 1. Lig'de Bolu Spor deplasmanında 2-0 galibiyetle dönen Göztepe, son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladı. Göz göz 3'te 3 yaparken son 5 maçından da 4. galibiyetini elde etti. Sarı Kırmızılılar 14 puana ulaştı, sıralamada 5. sıraya yükseldi. Bolu Spor deplasmanında Tieniç attığı 2 golde yıldızlaştı. Polonyalı kaleci Lisse kurtardığı penaltı ile 3 puanın mimarlarından oldu. Şimdi Bolu Spor maçı sonrası Göztepe Teknik Direktörü Kukovic'in açıklamalarını ekranlara getiriyoruz. Gerçekten Bolu'yu da tebrik ediyorum çünkü Bolu gerçekten iyi bir takım, çok mücadele eden, iyi bir şekilde antrenman edilen bir takım. Biz bunu biliyorduk, kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. O yüzden bu maça çok iyi hazırlandık. Özellikle maçın ilk yarısında fazlasıyla iyiydik. Kümede kalma savaşı veren Altay, evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenildi, ligin son sırasına geriledi. İzmir ekibinde teknik direktörlük için Fransız Bahlül Jileli gündeme geldi. Altay, Ümraniyespor'a Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3-0 kaybetti. İzmir ekibi farklı mağlubiyet sonrası alt sıralardan kurtulamadı ve son sıraya demir attı. Altay bu sonuçla üst üste 6. maçını da kazanamadı. Kulübü şirketleştirmek için genel kuruldan yetki alıp yaz aylarından beri temaslarını sürdüren Altay yönetiminin teknik direktörlük için 41 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcısı Bahlül Jileli ile anlaşıldığı iddia edildi. Jileli iddiası sonrası şirketleşme ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Karşıyaka geriye düştüğü maçta Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Kafkaf zirve yolundaki rakiplerine de puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu geri aldı. Karşıyaka en önemli rakiplerinden Batman Petrolspor'u deplasmanda geriye düşmesine rağmen yendi ve koltuğunu geri aldı. Grubun en yüksek bütçeli takımlarından biri önünde Batman'da ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayan Kafkaf ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. Yasin Ozan ve Fatih Teşdelen'in golleriyle 3 puanın sahibi oldu. İzmir ekibinde maçın bitişinin ardından futbolcular, Başkan Azat Yeşil ve yönetim soyunma odasında sevinç yumağı oldu. Ligin ilk haftası öncesi istifa eden eski şube başkanı Ahyan Gültekin de deplasmandan soyunma odasına inerek takımın sevincini paylaştı. Bornova'yı 27 yıl sonra profesyonel ilçelerde temsil eden Bornova 1877 zirve yürüyüşünde. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Fatsa Belediyespor'u 3-0 yenen Bornova 1877 12 puana ulaştı. İlk hafta Bayburt Özel İdare Spor'u 5 golle, geçen hafta deplasmanda Sivas 4 Eylül Belediyespor'u da 6 golle mağlup eden Bornova 1877, grupta 5 maçta attığı 16 golle en skorer takım oldu. 9 Ekim 2023 Pazartesi İzmir'de Spor Ekstra programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.